Örgü Köşesi kanalımdan herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Güzel bir modelin yapım aşamasını anlatmaya çalışacağım. İki şiş çalışacağız. Videoya geçmeden eğer kanalıma abone değilseniz abone olup zil işaretine tıklarsanız hem paylaşmış olduğum yeni videolardan anında haberdar olursunuz hem de bana destek olmuş olursunuz. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Şöyle videoya geçmeden şişlerimden ve ipimden bahsedeyim size. 3 numara şiş kullanacağım. Himalaya'nın bebe yününü kullanacağım. Evet, modelin yapım aşamasına geçelim. Öncelikle ilmek çıkarmakla başlıyoruz. Bu şekilde ipi parmağıma doluyorum. Şişimi buradan geçiriyorum. İpimi atarak ilmek çıkarıyorum. Modelimin ilmek sayısı 10 ve onun katları artı 1 ilmekten oluşuyor. Ben şimdi kısa bir anlatım yapacağım için az bir ilmek çıkaracağım. Siz ne yapacaksanız ilmek sayınızı ona göre belirlemeniz gerekecek. Ben şöyle iki model üzerinden anlatım yapacağım size. İlmeklerimi tamamlayıp geliyorum. Ben şöyle ilmeklerimi tamamladım. Toplamda 21 ilmekten anlatım yapacağım size. Dediğim gibi 10 ve 10'un katları artı 1 ilmek. İki model üzerinden anlatım yapacağım. Başlamadan buraya şöyle bir tane düğümüm atıyorum. Şöyle fazlalık ipimizi de alalım ve başlayalım. Şimdi direkt modelin yapılışına geçeceğim. İlk sıra olduğu için kenar ilmeğimi de örüyorum. Kenar ilmeğinden sonra modelin ön yüzündeyiz bu arada. 1 2 3 4 ilmek düz ördüm. Bir de modelin ara kısmında düz ilmeğimiz ilerleyecek. Onu da örüyorum. Şöyle 5 oldu. Kenar ilmeğinden sonra ipi benden yana aldım. Tekrar ters örüyorum bu sefer. 1 2 3 4 dediğim gibi yine modelin orta kısmında düz ilmek ilerleyecek. Modelimizin hem önü hem arkası aynı aslında. Bunun için de yine bir ilmek daha ters ördüm. Yani 5 tane daha ters ördüm. 1 2 3 4 5 ilmek düz ördüm. İpi benden yana aldım. 1 2 3 4 şöyle kenar ilmeğimi de düz örüyorum. 5 oldu. Evet, modelimizi kurduk. Modelimin arka yüzündeyim. İlmekleri görüldüğü gibi örüyorum. 1 2 3 4 ilmek düz ördüm. İpi benden yana aldım. 1 2 3 4 5 ilmek ters ördüm. İpimi arkaya aldım. 1 2 3 4 yine 5 ilmek düz. İpi benden yana aldım. 5 ilmek ters. Kenar ilmeğimi de burada ters örüyorum. Modelimizin ikinci sırasıydı. Şimdi modelin üçüncü sırasında kenar ilmeğini örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra ipi benden yana aldım. Bu sefer 1 2 3 4 ilmek ters ördüm. İpimi arkaya aldım. Dediğim gibi modelin orta kısmında düz ilmek ilerleyecek. Bu o düz ilmeğimiz. Ve modeli kaydırıyoruz. Şimdi düz ilmeklerin üzerine ters ördüm. Bu ilmeğimi düz örüyorum. 1 2 3 4 5 ilmek düz ördüm. Devam ediyorum. 5 düz ördükten sonra ipi benden yana alıyorum. Bakın buradaki tersi yine ters örüyorum. Daha sonra 2 3 4 5 ilmek ters oldu.
İpimi arkaya aldım. Bu ilmeğim yine düz olarak ilerliyor. 1, 2, 3, 4, 5 düz ördüm. Bir de kenar ilmeği. Modelimin 3. sırasıydı. Yine arka yüzde ters ilmekleri ters. Düz ilmekleri düz örüyorum. Model 4 sırada bir kendini tekrar ediyor. Kenar ilmeğini de ters ördüm. Evet, bakın şöyle modelimizi bir kez kurduk. Ama model ilerledikçe kendini gösterecek. Onun için devam ediyorum. İpi benden yana aldım. Yine kaydırmalı olarak devam ediyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 ilmek düz ördüm. Kenar ilmeğinden sonra. İpi benden yana aldım. Şimdi düz ilmeklerimi ters örüyorum. 2, şöyle 3, 4, 5 ilmeğim ters. İpimi arkaya aldım. 1, 2, 3, 4, 5 ilmeğim düz. İpi benden yana aldım. Kalan ilmeklerimi ters örüyorum ve kenar ilmeğini de düz ördüm. Model ters ve düzden oluşuyor. Arka yüzde de ne görüyorsak onu örüyoruz. İpi benden yana aldım. 1, 2, 3, 4, 5 ters, 1, 2, 3, 4, 5 düz, yine 5 ilmek ters. Kenar ilmeğimi de ters ördüm. Devam ediyorum. Kenar ilmeğinden sonra ipi benden yana aldım. Düz ilmeklerimi yine burada ters örüyorum. 4 ilmeğimi ters ördüm. İpimi arkaya aldım. Bu ilmek her zaman düz ilerleyecek dediğim gibi. 1, 2, 3, 4, 5 ilmek düz ördüm. İpi benden yana aldım. 2, 3, 4, 5 ilmek ters. İpimi arkaya aldım. 1, 2, 3, 4, 5 düz. Kenar ilmeğini de düz ördüm. Bakın model kendini göstermeye başladı artık. Şöyle iki yüzü de aynı modelimizin. İkinci modelimin son sırası. Ne görüyorsam onu öreceğim. Evet, modele birlikte iki kez denemiş olduk. Gördüğünüz gibi yapım aşaması oldukça kolay. Modeli ben kamera arkasında büyük bir parçada denedim. Şimdi şu sıramızı geçelim. Modeli bir de size şöyle büyük bir parçada göstereyim. Daha iyi anlayacaksınız modelimizi. Ve kenar ilmeği. Model kendini iyice belli etti. Dediğim gibi kamera arkasında ördüğüm büyük parçayı göstereyim size.
Bu da kamera arkasında denemiş olduğum büyük parça modelimizin daha büyük hali bu şekilde. Arkası ve ön yüzü aynı şekilde. Bu da birlikte ördüğümüz küçük parça. Evet, bu modeli nerelerde kullanabilirsiniz? Hemen biraz onlardan bahsedeyim size. Bu modelden bebek battaniyesi örebilirsiniz. Yine çocuk elbiselerinde etek kısımlarında kullanabilirsiniz. Atkı yapımında, bere yapımında kullanabilirsiniz. Etol şal yapabilirsiniz. Birçok yerde değerlendirebileceğiniz kolay ve de güzel bir model oldu. Böylelikle de bir videonun daha sonuna gelmiş olduk. Umarım anlaşılır bir video olmuştur. Videolarımı izledikten sonra beğenmeyi, paylaşmayı, eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.